Merhaba arkadaşlar, ben de Rakobay Bit sponsorluğunda hazırlamış olduğum teknik analiz videolarının bir yenisine hoş geldiniz. Bugün sizlerle Bitcoin başta olmak üzere bazı majör altcoin'lerin son durumlarına bakacağız. Bakalım artık bir fiyat düzeltmeye gidecek mi? Yani düzeltme derken iyi anlamda söylüyorum. Böyle bir düşüşten sonra bir düzeltme olacak mı? Grafikler bize neler gösteriyor? Onlara bakmaya çalışacağız. İlk başta Bitcoin ile başlayalım. Bitcoin birkaç gün önce buradaki 52 bin dolar bölgesine tekrardan test etti. Bu teknik açıdan aslında oldukça önemli. Önemli olmasının sebebine bakacak olursak, fiyat böyle hızlı bir düşüşün ardından yaptığı ilk düzeltme burada 52 bin dolar bölgesinde son bulmuş. Sonrasında ise buranın tekrar test edilmesi veyahut kırılması artık fiyatın bu düşüşün düzeltmesine gideceğinin en büyük göstergelerinden bir tanesi olacaktır. Yani sürekli düzeltme diyorum ama bunu düşüş olarak algılamayın. Şurada bir düşüş trendi olduğundan dolayı bunun düzeltmesi de yukarı yönlü olacaktır. Aslında ben onu kastediyorum. Peki buradaki kısa vadeli durumlara bakacak olursak, zaten muhtemelen bir önceki videoda da bahsettim. Fiyat şurada sürekli daha düşük tepeler yapmaktaydı ve burada ve burada artık bir önceki tepelerin üzerine çıkmış olduğunu görmekteyiz. Bu da kısa vadede yükseliş trendinin bir habercisi. Aynı zamanda 52 bin dolar bölgesine tekrar test etmemiz bizim için tekrardan bir pozitif durum. Ek olarak fiyat şu an için nasıl desem daha düşük bir tepe yapmamış, buradaki 46 bin dolar bölgesinden uzaklaştığı için biraz daha risksiz bölgelerde dolaştığını söyleyebiliriz. Tabii ki şu an bizim önümüzdeki en büyük engellerden bir tanesi, en büyük nasıl desem köşe taşı mı desem şuradaki 52 bin dolar bölgesinin kırılması olacaktır. Buranın kırılması piyasayı biraz daha rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Gelelim Ethereum'a. Ancak Ethereum'da durum biraz daha nasıl desem karışık. Bitcoin'de hiç değilse destek direnci net, hareketleri net. Ancak şu an için Ethereum'da biraz daha yavaşlamış durumda. Yani Bitcoin hızlı bir şekilde yükselse de Ethereum'da şu an o durum söz konusu değil. Biraz daha Bitcoin'e göre yavaş hareket ettiğini söyleyebiliriz ki aslında geçen hafta mesela buradaki 4000 dolar bölgesindeki şeyi kaldırdığımı zaten sizlerle kaldırmıştık buradaki bölgeyi ve fiyat yine buranın yani 4000 dolar bölgesinin üzerinde hareket etmeye devam etmekte. Gelelim Chainlink'e. Chainlink aslında bu listeyi dün hazırlamıştım ve sonrasında bugün yani videoyu çekmeden önce Chainlink güzel bir yükseliş başladı. Şurada mesela bir direnç bölgesini belirleyebiliriz ve fiyat şu an orayı geçmek üzere ki burayı geçtiğinde de oldukça yine olumlu bir pozitif bir adım atacaktır. Ancak şu an fiyatın tam sınırda olduğunu söyleyebiliriz. Burada yapacağı hareket üzerinde mum kapatacak mı yoksa şurası bir dil olarak mı kalacak? Bunu takip etmemiz gerekmekte. Ya zaten şöyle bir düşüşten sonra güzel bir düzeltme de yakalayacağını düşünüyorum. Gelelim adaya. Ada da aslında yine şurada mesela benzer bir şekilde bir bölge belirleyebiliriz. Şu bölgede çalışmış, şurada çalışmış ve fiyat şu an bu bölgeyi kırmaya çalışmakta. Aslında az önce Ethereum, işte Bitcoin'de gördük, Link'te gördük, şimdi adada gördük. Fiyat artık bir dirençleri zorlama seviyesinde. Biraz daha nasıl desem yükselmeye yakın diyebiliriz. Birazdan da göreceğiz. Coinler şeyleri dirençlerini zorlayarak aslında bize olumlu bir tablo çizmekteler. Ancak tabii ki dirençler kırılmadan net bir şey söylemek de zor. Yani daha doğrusu net demeyeyim de biraz daha direkt konuşmak zor. Avax'a gelelim. Avax zaten şuradaki bölgeyi biliyorsunuz. Bir önceki videoda da bahsetmiştim ve buradan red almış durumda. Diğer coinler biraz daha nasıl desem birlikte hareket ederken Avax farklı hareket etmekte. Diğerleri yükselirken Avax işte düşmüş. Diğerleri düşerken Avax yükseliyordu. O yüzden biraz daha piyasadan bağımsız olduğunu söyleyebiliriz en azından bu konuda.
AVAX için zaten şuradaki bu 127 dolar işte 130 doların hemen altındaki bölge oldukça önemli. Destek de olarak bakacak olursak da buradaki 100 dolar bölgesi tabii ki önemli. Umarım burayı kırmadan tekrardan 130 dolar bölgesine kırarak yoluna devam eder. Tabii şuraya inerse en azından yani 100 dolar bölgesine inerse şöyle bir soru akıllara gelecek direkt olarak. Burada bir ters omuz baş omuz formasyonu var mı? Tabii ki yok. Bunun sebebi yani yapı olarak benzese de bu tarz formasyonlar bir düşüş trendinden sonra oluşması beklenir. Ancak AVAX'a baktığımızda yükselişten sonra böyle bir yapının oluşması işte Tobo formasyon diyemeyiz bundan dolayı. Gelelim sola. Solda aslında şurada bir şeyi vardı. Böyle çizecek olursak. Burada bir destek direnç bölgesi var. Fiyat şurada test etmiş. Daha sonradan kırmış durumda. Ve burada da takip ettiğim bir trendi bulunmakta. Ancak bu trendi sadece 3 tane test olduğundan dolayı çok güzel mükemmel bir trend diyemem. Ancak aklımın bir kenarında olması açısından bunu takip etmekteyim. Gelelim Chromia'ya. Chromia'da aslında şuradaki 0.70'i kırdıktan sonraki buradayken yanlış hatırlamıyorsam bir fiyat analizi yazısı hazırlamıştım. Sonrasında kırılımla beraber bir üstteki direnç bölgemiz olan 0.85 bölgesine gelmiş durumda. Ancak burası henüz kırılmamış ki aslında sürekli ben veyahut diğer teknik analizciler sürekli mum kapanışı derler. Bunun da önemini şu an burada görmekteyiz. Direkt olarak fiyatın bir bölgenin üzerine çıkması veyahut altına sarkması oranın kırıldığına işaret değildir. Bazen de böyle fitil olarak kalır. Bundan dolayı mum kapanışı beklemek biraz daha iyi olacaktır. Şu an için zaten Chromia'da 0.85 bölgesini takip etmekteyiz. Kırılırsa da şurada 1.06 bölgesinde veyahut biraz daha psikolojik sınır olan 1 dolar bölgesini hedef olarak alabileceğimizi düşünmekteyim. Gelelim Luna'ya. Luna aslında bir psikolojik direnç seviyesi olan yani şuradaki 100 dolar bölgesini son günlerde sürekli olarak test etmekte. Henüz kırabilmiş değil ancak şöyle biraz daha küçük zaman dilimine inerse test ettiğini sürekli olarak görebiliriz. Ancak burada dikkatli olmaktan fayda var çünkü 100 dolar bölgesi sizin de tahmin edebileceğiniz üzere güçlü bir bölge olduğunu düşünüyorum. Yani burayı belki red yer. O yüzden dikkatli olmakta fayda var diyorum. Doge'a gelelim. Doge'da da şöyle bir çanak yapısı tamamlanmış. Yine diğer coinlerde olduğu gibi direnç bölgesini sürekli olarak test etmekte. Ancak henüz kırabilmiş değil. Doge'da da zaten kırdığı takdirde bir üst hedef bölgesi olan 0.21 sonrasında ise 0.23-0.24 seviyesini hedef olarak yani en azından bir üst direnç bölgeleri olarak takip etmekteyim. Şimdilik videoyu burada sonlandırıyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese karlı işlemler diliyorum.